Bu videoda birleşik mikroskopları inceleyeceğiz. İlk olarak çalışma prensibini öğreneceğiz. Ardından da kendi mikroskopumuzu oluşturmaya çalışacağız. Diyelim ki çıplak gözle bir amipe bakıyoruz. Sağ taraftaki şeklin gözümüz üzerinde de korneamız ve merceğimiz olduğunu varsayalım. Amipin bize ne kadar büyük göründüğünü aslında amipin gözümüzün içinde oluşan görüntüsünün büyüklüğüne bağlı. Görüntünün büyüklüğü de buradaki açıyla ilişkili. Bu açıya teta 0 açısı diyelim. Ve eğer teta 0 yeterince küçükse, bu durumda bir amipe baktığımız için oldukça küçük bir açı oluşur. O zaman açıyı yaklaşık olarak, amipin yüksekliği h bölü gözümüzü olan uzaklığı D şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi görmeye çalıştığımız şey bir amip olduğu için, açı oldukça küçük bir değer alacak. çünkü amiplerin boyutu oldukça küçük olduğu için, formüldeki yükseklik, çok küçük olacak. Ve çıplak göze bakmaya çalıştığımız için 25 santimetreden daha yakına gelemeyiz. Çünkü 25 santimetre gözümüzün yakın noktası. Sonuç olarak bu açı çok küçük olur. Ve retinadaki görüntü de çok küçük bir değer alır. Dolayısıyla amepi net bir şekilde göremeyiz. Görüntüyü büyükmek için bir şekilde retinadaki görüntünün boyutunu arttırmamız gerekiyor. Peki ama bunu nasıl yapabiliriz? Bu açıyı arttırmamız gerekir değil mi? Peki, teta açısını nasıl arttırabiliriz? Buna matematiksel bir açıdan yaklaşalım. Bunun için iki şey yapabiliriz. İlk yöntem olarak amipin yüksekliğini arttırabiliriz. Eğer bir şekilde amipin boyutunu diyelim ki 10 kat büyütebilirsek o zaman bu açıda 10 kat büyür ve retinadaki görüntünün boyutu da 10 kat artar. Yapabileceğimiz başka bir şey ise formüldeki d'nin değerini azaltmak olabilir. Bu da şu anlama geliyor. Eğer amipe daha çok yaklaşırsak o zaman teta da artar. Diyelim ki yakın noktasından 10 kat daha yakına gelebildiğimizi düşünelim. Evet de çıplak göze yakın noktasını geçtiğimiz için görüntüyü bulanık bir şekilde göreceğiz. Ama bir şekilde bulanma problemini hallettiğimizi ve 10 kat daha yakına gittiğimizi düşünürsek aynı şekilde teta sıfır 10 kat artar. Bu da demek oluyor ki toplam olarak 100 kat daha fazla büyütmüş oluruz. Bunu görebiliyor musunuz? Eski haline göre retinadaki yeni görüntü 100 kat daha büyük olacak. İşte bileşik mikroskop tam olarak bunu yapıyor. Bileşik mikroskopumuz iki şey yapıyor. İlk olarak cismin yüksekliğini ya da boyutunu arttırıyor. İkinci olarak da gözümüzün yakın noktasından daha da ileriye gitmesine yardımcı oluyor. Ve bunların sayesinde bize çok fazla büyütme oranları sağlayabiliyor. Dolayısıyla şimdi her iki şeyi de yapabilen bir mikroskobu nasıl oluşturabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle kendimize mikroskobu oluşturabileceğimiz bir alan yaratmalıyız. Göz şemamızı şöyle aşağı doğru alalım. Bunu çıplak göze nasıl gördüğümüzü anlamak için kullanacağım. Sol tarafa yazdıklarımızı da şöyle küçülteyim. Süper oldu. İlk adam olarak amepin boyutunu 10 kat arttırdığımızı düşünelim. Peki amepi 10 kat daha fazla nasıl büyütebiliriz? Aslında bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Diyelim ki elimde şöyle ince kenarlı bir mercek olsun. Amipimizde F ile 2F arasında bir yerde tuttuğumuzu düşünelim. F'e daha yakın ama yine de F ile 2F arasında olsun. Işınları çizdiğimiz zaman en üst noktanın yaklaşık olarak burada odaklandığını ve en alt noktanın da ileride bir yerde odaklandığını görebiliyoruz. Bu sayede amipin çok büyütülmüş bir görüntüsünü elde edebiliyoruz. Bu şekilde tersine çevrili gerçek bir görüntümüz olabiliyor. Bu cismi merceğin birincil odağına yaklaştırdığımız zaman ışın diyagramları çizdiğimizde cismin gittikçe büyüdüğünü görebiliriz. Dolayısıyla F ile 2F arasında uygun bir yer seçip amipi yaklaşık olarak 10H boyutuna getirebiliyoruz. Yani amipin boyutunu arttırmak oldukça kolay değil mi? Böylelikle büyütmenin ilk kısmını tamamlamış olduk. Artık elde ettiğimiz görüntüyü yeni cismimiz olarak kabul edebiliriz. İkinci adım olmasa bile buna doğrudan baktığımız zaman en başta amipe nasıl bakmaya çalıştıysak aynı şekilde bu yeni görüntüye baktığımız zaman cismi yakın noktamıza kadar getirip bakarsak görüntünün ilk haline göre 10 kat daha fazla açı oluşturacağını dolayısıyla 10 kat daha büyük göründüğünü görebiliriz. Sonuç olarak optik merkezimizden geçen bir referans çizgisi çizersek retinamız içindeki görüntünün önceki haline göre 10 kat daha büyük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu sayede büyütme için gereken ilk adımı tamamlamış oluyoruz. Burada merak ettiğiniz küçük bir detay olabilir. Dikkat ederseniz ışık ışınları mercekten çıktıktan sonra aşağı doğru gidiyor. O zaman nasıl oluyor da bu ışınları görebiliyoruz? Hatırlarsanız eğer gerçekte bu açılar çok küçük. Dolayısıyla bütün bu ışınlar aslında asal eksene paralel gidiyorlar. Şekildeki büyük açılar sizi yanıltmasın. Buradaki önemli olan nokta şu. Henüz büyütmenin ilk aşamasında bile retinamızdaki görüntünün boyutu 10 kat arttı. Ama burada durmayacağız. Görüntüyü çok daha fazla büyütmemiz gerekiyor. Buradaki açıyı daha fazla büyütmek için büyütmenin ikinci aşamasına geçmeliyiz. İkinci aşamada cisme yaklaşmaya çalışacağız. Örneğimizde 10 kat yaklaştığımızı söylemiştik. Şu anki mesafe yaklaşık olarak 25 santimetre. Burası da yakın noktamız. O zaman 10 kat daha fazla yaklaşmış olmak için gözümüzün bu görüntüden 2,5 santimetre uzakta olması gerekiyor. Bunu çıplak gözle yaparsak ışık ışınları retinamızda odaklanamayacak ve bulanık bir görüntü elde edeceğiz. Dolayısıyla bu durumda ince kenarlı bir mercekten faydalanacağız. Hatta odak uzaklığı tam olarak 2,5 cm olan ince kenarlı bir mercek kullanalım. Yani eklediğimiz ince kenarlı mercek sayesinde bütün bu sistemi gözümüz ve mercekle birlikte şuraya getirebiliriz. Böylece yeni oluşan cisim aslında görüntü diyelim ama bizim için yeni bir cisim gibi davranıyor. Evet, cismin bu birincil odağa geldiğini görüyoruz. Çünkü birincil odağa kadar getirdiğimiz zaman bu ışınlar birbirine paralel olacaklar. Bu sayede gözlerimiz ışınları retina üzerinde odaklayabilecekler. Sonuç olarak oluşan yeni açının neredeyse 10 kat daha büyük olacağını görebiliyor musunuz? Bunu şöyle göstereyim. Bakın, oluşan yeni açı bir öncekine göre artık 10 kat daha büyük ve kırılmadan sonra devam eden ışınlar da neredeyse birbirine paralel ilerliyorlar. Şekildeki çizim kafanızı karıştırmasın. Bu ışınlar gözümüze geliyor. Burada biraz büyük çizmiş olduk. Veya artık gelen ışınlar yukarıdaki bu noktada odaklanmış oluyor. Bu nokta bu noktada odaklanmış olacak. Bu sayede yeni oluşan görüntümüz çok büyük olacak. Eskisine göre 10 kat daha büyük bir görüntü elde ediyoruz. Yeni oluşan görüntü eskisinin 10 katı büyük olduğu için en baştaki görüntüye kıyasla artık elimizde 100 kat daha büyük bir görüntü var. 100 kat bir büyütme elde etmiş olduk. İşte bileşik mikroskop bu şekilde bir çalışma prensibine sahip. Biraz daha ilerlemeden önce küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Gözümüzün hemen önüne ince kenarlı bir mercek getirerek tamamladığımız ikinci aşama aslında basit mikroskobun çalışma prensibiyle aynı. Yani bu mercek yalnızca basit bir mikroskop gibi davranıyor. Bunlar hakkında önceki videolarda oldukça detaylı konuşmuştuk. Eğer ikinci aşama sizin için çok açıklayıcı olmadıysa ve daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız geri dönüp o videoları izlemeniz ve ardından buraya geri dönmeniz iyi bir fikir olabilir. Evet, gördüğünüz üzere mikroskopumuz iki mercekten oluşuyor. Biriyle bunu yapıyoruz, diğeriyle de bunu. Ve bu merceklerin aslında isimleri var. Cisme yakın olan merceğe objektif diyoruz. Objektifin asıl amacı büyütülmüş bir görüntü oluşturmak. Gözümüze yakın olduğu için bu merceği göz merceği olarak adlandırıyoruz. Bu merceğin asıl amacı ise şurada gördüğümüz şeyi yapmak. İsterseniz bir de bunu gerçekte nasıl bir şey olduğunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi bilgisayar ekranımın üzerine sembolik küçük bir amip çizdim. Çıplak gözle şu an böyle bir görüntü görüyorum. Boyutunu büyütmek için bir büyütme işlemi uygulamamız gerekiyor. Şimdi bir bileşik mikroskop oluşturalım. Büyütmek için ilk aşamada bir objektif mercek kullanacağız. Gördüğünüz gibi burada bir objektif merceğim var. Bu ince kenarlı bir mercek olduğu için bize gerçek bir görüntü oluşturacak. Buna çıplak gözle tekrar baktığımız zaman buradaki bir yerden bakarsak yaklaşık olarak böyle bir şey görmüş oluyorum. Bu büyütmedeki ilk aşamamız. Az önce çıplak gözle baktığımız zaman gördüğümüz görüntüye göre biraz daha büyük bir boyuta gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Mükemmel bir merceğim olmadığı için tam olarak 10 kat büyük halini göremiyoruz. Ama açıkça daha büyük bir görüntü olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Büyütmedeki ilk aşamayı tamamlamış olduk. Bunu daha da fazla büyütmek için göz merceğimizi kullanmamız gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere bu yalnızca basit bir mikroskop gibi davranan ince kenarlı bir mercekten ibaret. Bu büyüteci gözümüze yaklaştırdığımız zaman artık daha çok yakınlaşabiliriz ve retina oluşan görüntüyü daha da büyütebiliriz. İşte karşınızda son durumdaki görüntü. Biraz daha büyütülmüş bir görüntü olduğunu görebiliyoruz. Ama yine de 10 kat gibi durmuyor. Çünkü burada mükemmel bir mercek sistemi kuramadım. Böylece bileşik bir mikroskopta oluşturmuş olduk. Kurmuş olduğum sistemin son hali böyle görünüyor. Tam karşıdaki kırmızı objektif, sağ tarafta göz merceği, ikisinin toplamı da bileşik mikroskopumuz. Buna bileşik mikroskop deniyor çünkü iç yapısında iki mercek var. Son olarak bileşik mikroskopumuzun büyütmesine bakalım. Örneğimizde bunu 100 kat olarak bulmuştuk. Böyle bir mikroskopla retinadaki görüntüyü mikroskopsuz haline göre 100 kat arttırdığımızı söylemiştik. Peki bu 100 kata nasıl ulaştık? Objektif görüntüyü 10 kat büyütmüştü. Göz merceği de 10 kat büyütülmüş görüntüyü 10 kat daha büyüttü. Dolayısıyla bunların çarpımını aldık. Öyleyse bu mikroskobun oluşturduğu büyütme oranını eşittir Objektifin büyütme oranı çarpı göz merceğinin büyütme oranı olarak yazabiliriz. Bu formülü kullanarak bileşik mikroskobun büyütme oranını hesaplayabiliyoruz.